15 metre açıkta gerçekleşti değil mi olay? Buraya göre 15 metre. Sarıyer'de gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Ekiplerin çalışması kadın çığlıklarıyla kesildi. Üstte şurada. Olay gece saat 2 sıralarında Tarabya sahilinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre eşi Öykü Demir'le sahilde oturan Yunus Demir bir süre sonra üzerindeki giysilerle birlikte denize atladı. İleri doğru birkaç kulaç attı. Sonra su güzel dedi. Su zaten akıntı zaten buraya 2 metre orada. 3 metre açıldı. Daha fazla 10 metre falan açıldı. 10 metre açıldı. Kulaç yani. Attı. Bayağı gitti. Bir süre denizde yüzen Yunus Demir daha sonra gözden kayboldu. Hani su çok güzel dedi en son. Karısını karışmayın çağırdı. Bana dedi. Sonra benim biraderim bayanı çağırdı. Şimdi gidiyordu. Ben müsaade etmedim. Sonra adam bir battı çıktı. Çırpındı. Aynen. Daha sonra gözükmüyor su yüzeyinde. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi denizde arama çalışması yaptı. Yüzeyde bizi aradığınızda görüyordunuz değil mi? Evet, sonra evet. Gözden kayboldu. Polis aradı. En son nerede gördünüz mesela? Şu açıkta mı? Yok, hangi bankta orada? İleride. Köşe var ya buranın. Köşenin orada gördünüz. Öykü Demir ve annesi ise endişeli gözlerle çalışmaları izledi. Aramalar sırasında denizde yüzen bir cisim bulunduğunun fark edilmesi üzerine ise kıyı hattı hareketlendi. Öykü Demir kısa süreli panik yaşadı. Üstte şurada. Yapılan incelemede denizdeki cismin poşet olduğu anlaşıldı. Aramalar sürerken Öykü Demir'in sahilde bir süre oturarak gözyaşı döktüğü görüldü. Sahil güvenlik ekiplerinin ve polislerin uzun süren arama çalışmalarından sonuç alınamayınca aramalara gün aydınlanıncaya kadar ara verildi. Yunus Demir'i arama çalışmalarına gün aydınlanınca yeniden devam edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen kıyı emniyetine bağlı dalgıçlar deniz derinliğinin fazla olması ve akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Ancak ilerleyen saatlerde ekipler deniz yüzeyinde bir erkek cesedine ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in hayatını kaybettiğini öğrenen eşi Öykü Demir ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Demir'in cesedi cenaze aracına konularak Sarıyer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.